herhalde ömrümüz boyunca hiç gidip görmeyecek olsak da asla unutmayacağımız bir şehir. Çin'in Wuhan kenti efendim. Koronavirüsün başladığı nokta, hani sıfır noktası. Oraya da koronavirüs geri döndü. 1 milyon kişinin yaşadığı bir bölge tam kapanmaya gitti. Koronavirüs yeniden hortladı. Etkileri unutulmaya başlamışken vaka artışlarıyla kendini tekrar hatırlattı. Omikron'un bulaşıcı alt varyantlarının hızla yayıldığı son aylarda hükümetler bir kez daha, özellikle de sonbahar aylarında maske, mesafe ve aşılama gibi önlemleri devreye sokmayı düşünüyor. Çin'den gelen karantina haberleri ise dünyayı yeniden alarma geçirdi. Salgının ilk olarak görüldüğü Çin, en baştan beri sıfır vaka politikası uygulamaya ve şehirlerinde tamamen karantinaya gitmeye devam ederek salgını kontrol altına almayı başarmıştı. Wuhan'da 1 milyondan fazla kişiye ev sahibi yapan Jiangxi bölgesinde yerel kaynaklı 4 koronavirüs vakası görüldü. Bölgede 3 günlük karantina uygulaması başladı. 15 Temmuz'dan beri son derece bulaşıcı omikronla boğuşan Shenzhen kentinde ise salgın kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Değerli izleyenler, haberimizi de izledik. Koronavirüsün çıkış noktası olan Wuhan'da tekrar tam kapanmaya gidildi. Şimdi yayınımıza Profesör Doktor Mehmet Ceyhan katılıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Hocam, son dönemde tüm dünyada vaka sayıları artışa geçti. Çin bu durumlarda her zaman işi en sıkı tutan ülke oldu. Hemen önlemler aldı, kapanmaya gitti ama benim sormak istediğim, acaba bizde de vaka sayıları yüksek, Avrupa'da da, Amerika'da da, Eylül ve Ekim ayları gibi başka yerlerde de kapanmalar görmeye başlar mıyız? Aslında tabii bu iki politika var dünyada. Çin'le birlikte 4 ülke sıfır vaka politikası izliyor. Onlar birkaç vakayla bile hemen çok ciddi tedbirler alıyor, karantina uyguluyor. Ama dünyanın diğer ülkeleri, genellikle Batı ülkeleri de dahil, biraz önlem alarak ama bir taraftan da sosyal yaşantıyı ve ekonomiyi de sürdürerek bu işi kontrol altına almaya çalışıyor. Şimdi hiç önlem almadan, tamamen önlemleri kaldırarak işte bu işi sürdürmeye çalışan da bizim gibi işte birkaç ülke var. Fakat şimdi önlem almadığınız zaman karşınızda bir virüs var ve bu virüs Wuhan'da çıktığı ilk döneme göre onlarca kat daha bulaşıcı hale geldi. Ve virüs yaşayabilmek, daha kolay bulaşabilmek için bir stratejisi var virüsün. Mümkün olduğu kadar az zarar veren, az öldüren, daha hafif seyreden bir virüs haline gelip dikkat çekmeden çok ciddi bir şekilde hızla yayılıyor dünyaya. Şimdi biz de böyle bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde tam kapanmaya gitmek mümkün değil artık Türkiye için. Ama mutlaka bazı önlemler alınmalı. Yani işte maskeyle ilgili, sosyal mesafeyle ilgili, ama bir taraftan yaşantımızı sürdürürken bir taraftan da bu önlemleri uygulamalıyız. Uygulanır mı diye sorarsanız, ben hani devletin şimdiye kadar olan uygulamalarına ve söylemlerine baktığımda uygulanacağını zannetmiyorum. Çünkü uygulansa zaten şu anda muhtemelen bizim gözlediğimiz salgının başından beri en çok vaka gördüğümüz dönemdeyiz. Yani bu 6. dalgadayız şu anda. Hala çıkış kolundayız. Günlük vaka sayıları artıyor her gün. Bu dönemde daha önceki o dalgalara göre daha yüksek bir noktaya ulaşacağız gibi görünüyor. Aslında çok tabii işte hafif seyrediyor bu. Ölüm oranı düşük, hastaneye yatış oranı düşük dediğiniz zaman bu kişisel sağlık açısından iyi bir şey tabii. Yani insanların daha az zarar görmesi. Fakat salgın kontrolü açısından çok kötü bir şey. Çünkü hastalar test yaptırmıyor, siz testleri zaten zorlaştırmışsınız, tarama testlerini kaldırmışsınız. İnsanlara bu virüs hafif seyrediyor diye sürekli mesaj verdik.
İşte aman şey korkmayın artık salgın gündeminizden çıktı. İşte maskesiz günler geldi. Aman maske işte siz yolculukta çok rahat gibi söylemlerle halka bu işin ciddi bir iş olmadığı mesajlarını verdik. Şimdi siz deseniz bile aşılama durdu. Sadece daha önce aşılananlar ek dozlarını yaptırıyor şu anda. Ama aşılanmayan çok geniş bir kesim var. Maske takmanın falan çok artık düşük oranlarda kaldığında görüyoruz zaten. Hocam kısaca bir de maymun çiçeğini sormak istiyorum size. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nden iki farklı açıklama geldi. Birincisi maymun çiçeğine yakalanıp iyileşen bir Türk hastayı örnek gösterdi. Maymun çiçeği durdurulabilir dedi. Bir diğer açıklaması da daha doğrusu küresel salgın, küresel acil durum ilan etti maymun çiçeği için. Orada da şunu sormak isterim. Küresel salgınla küresel acil durum arasındaki fark nedir? Evet, şimdi küresel acil durum bir alt seviyesi, yani işte acil bir durum var, küresel anlamda bütün ülkeler önlemlerini almalı demektir o. Ama küresel salgın dediğiniz zaman aslında pandemiyi kastediyorsunuz. Pandemi birden fazla kıtayı tutan salgın demektir. Tabii bu günümüzde artık şey bütün kıtaları tutar hale geldi. Yani küresel salgın var demek, vakalar bütün dünyaya yayıldı demek ve artık şey küresel çapta, yani ülkelerin ortak bazı önlemler alması gerekir anlamına gelir. Bunu açıklama yetkisi Dünya Sağlık Örgütü'nün, ama çok da insanların Dünya Sağlık Örgütü'nü ciddiye almadığını zaten biz biliyoruz da halk da görüyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü artık günümüzde sadece gelişmekte olan ülkelere sağlık önerileri veren bir kurum halinde. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri CDC'yi dinliyor. Avrupa ülkeleri işte ECDC dediğimiz Avrupa CDC'ye göre karar alıyor. Her ülke kendi kendine karar alıyor ama bazı ortak noktaları, uygulama noktasına yakınız. Bazen insanlar bunu anlamıyor. Diyor ki ya Covid'de bu ilan edildi ama Covid işte yüz milyonlarca hasta, ölüm ve giden bir hastalık. Niye bu daha işte 18 bin vakayla küresel acil durum ilan edildi diye. İkisi aynı değerde. Yani salgın açısından baktığınız zaman birinin öbüründen daha farklı vaka sayısıyla seyretmesi tamamen bulaş yoluyla ilgili. Çünkü maymun çiçeği solunum yoluyla bulaşmıyor. Ancak temasla bulaşıyor ve daha çok cinsel temasla bulaşıyor. Vakaların büyük bir kısmı homoseksüel erkek. Dolayısıyla yayılma hızı yavaş ama birinin bir yılda geldiği noktayı öbürü de işte 10 yılda geliyor. Yani siz bu tehlikeyi görmüşseniz küresel acil durumu ilan etmek zorundasınız. Çünkü bütün dünya yayıldı maymun çiçeği. Yani oradaki işte Türk hastanın görüntüleri bence tesadüfen, yani Türk olması, çünkü daha ağır seyreden, hayatını kaybeden vakalar da oldu. Ama yani biz bundan küresel acil durumla ilgili gerekli önlemleri alıyor muyuz? Maalesef hayır. Çünkü küresel acil durum ilan edildiği zaman hemen sizin bir salgın planınız var. Her ülkenin bir salgın planı vardır. İşte Türkiye'nin de vardır. Biz 4 yılda bir özellikle grip salgınını örnek alarak onunla mücadele için işte eğitimler veririz. İşte onların tatbikatları yapılır. Bunların hemen devreye konması lazım. Yani işte kim vakalar yayılmaya başladığı zaman kim neden sorumlu olacak? Hangi hastaneler bunlara ilk cevap verecek? Testler yapılacak. O testlerin hemen PCR testlerinin yeteri miktarda temin edilmesi lazım. Hemen bir hukuki altyapısı hazırlanıp işte insanların bunu bütçede onunla ilgili paylar ayrılması lazım. Ve insanlara da bu bilgilerin ulaştırılması lazım ki herkes hazırlıkta olsun. Çünkü küresel acil durum demek
dikkat, küresel çapta yani bütün dünyayı etkileyecek bir salgın var kapımızda demektir. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocam, katıldığınız için, paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz.